Herkese merhaba. Info Yatırım'ın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağlar Toros. Sizlere bu hafta piyasalarda neler olduğunu ve önümüzdeki hafta neler olmasını beklediğimizi aktarmaya çalışacağım. Tabii ki tatsız bir haftadayız diye söyleyebilirim. Bilindiği üzere Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısı fazlasıyla devam ediyor. Eylül ayında yaklaşık %1.7'lik aşağı yönlü seyri olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi Ekim ayına da risk iştahı oldukça düşük bir seviyeden başladı. Bakıldığı zaman Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bugünü saymazsak haftanın ilk 4 işlem gününde puansal bazda kayıp yaklaşık 880 puan oldu diyebiliriz. Tabii ki jeopolitik gerginliklerin oldukça önemli bir etkisi vardı burada. Diğer taraftan teminat tamamlama çağrılarının da hızlıca yukarı yönlü gitmesiyle birlikte bakiye düzenlemeleri kapsamında yapılan satışların etkisi Borsa İstanbul tarafının baskılanmasına sebebiyet verdi. Bilanço dönemini de aslında iyi geçirmeyen bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi vardı. Enflasyon muhasebesi ve sıkı para politikasının etkisiyle birlikte bilançolarda bir iç talepte daralma olduğunu gördük ve bilançolar tarafı da hemen hemen beklentilerin altında kaldı desek yanlış olmayacaktır. Çünkü sürdürülebilir bir büyüme perspektifi çerçevesi içerisinde Borsa İstanbul tarafında genellikle yatırımların alınması, fiyatlama mekanizması içerisine girmesi ya da büyümenin fiyatlama mekanizması içerisine girmesiyle birlikte tabiri caizse biraz daha geleceği fiyatlamak diye de bu durumu tabir edebiliriz. Tabii ki bu süreçte bilançolar tarafındaki baskılı seyir büyümenin yavaşlayabileceği beklentisini oldukça fazla oluşturdu ki fiyatlama mekanizmasında da Eylül ayı itibariyle bir baskıyı da gördük. Ağustos ve Eylül ayı itibariyle dediğim gibi Ekim ayına da jeopolitik gerginliklerin gölgesinde başlayan bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. 200 günlük hareketli ortalama yani yaklaşık 9450 seviyesinin de altına sarktık. 9000 seviyesinin altına geldik. Nisan ayından bu yana ilk defa 9000 seviyesinin altında fiyatlayan bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. Geri çekilmelerde kısa vadeli 8750 seviyesi yakından takip edilmeli. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise ilk olarak kısa vadeli yukarı yönlü hareketin başlayabileceğine dair sağlamayı öncelikle 200 günlük hareketli ortalama 9450 ardından da daha sağlam adımlarla yukarı yönlü hareketin başlangıcı içinde 10200 seviyesinin hacimli kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki burada destek direnç seviyeleri veriyoruz ama hangi hisse senedi ve hangi sektörlerle de gideceği oldukça önemli. Bakıldığı zaman yabancı yatırımcı ilgisinin gelme beklentileri ya da borsada vergi hikayesinin rafa kalkmasından sonra bankacılık tarafında yukarı yönlü bir seyir vardı ki biz 11.000'li seviyeleri de bankacılık sektörü ve bankası olan holdinglerle geçmiştik. O yüzden motto biraz daha hisse senedi ve sektör bazlı olarak ayrışmalar içerisinde olacaktır diye açıkçası düşünüyorum. Bu süreç içerisinde tabii ki indikatörlerin bozulduğu bir süreçte sektör bazlı yorumlar yapmak çok doğru değil ama ileriye dönük projeksiyonlar adına yabancı yatırımcı gelme hikayesiyle bankacılık ve holding enflasyon tarafının cirolara yansıtılmasıyla birlikte gıda perakende diğer taraftan da yaz aylarında ve yolcu trafik sayılarındaki yukarı yönlü seyirin etkisiyle ulaştırma tarafı yakından takip edilebilir. Otomotiv ve gayrimenkul yatırım ortakları iç talep kapsamında biraz daha baskılanmıştı. Çünkü faiz indirim döngüsünün biraz daha ötelenebileceği de bir ortama açıkçası girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü faiz indirim döngüsü konuşulmaya başladığında bakıldığı zaman 3. çeyrekte en çok kazandıran sektör gruplarının başında da gayrimenkul yatırım ortaklıkları gelmişti. Biraz şu o konuya değinmek istiyorum. Yani enflasyon tarafının yukarı yönlü dün gelmesiyle birlikte faiz indirim döngüsünün de ben ötelendiğini düşünüyorum. Bu düşüncemin de aslında asıl sebebi dün %2.2'lik bir konsensüs beklentinin üstünde TÜFE aylık bazda %2.97 geldi ve piyasayı şaşırttı.
Neredeyse her Eylül döneminde olduğu gibi eğitim harcamalarının fiyatlardaki yukarı yönlü seyri ve okul yurtlarına gelen zamların etkisi aylık bazda enflasyonun en önemli sebebi olarak öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantı sonunda son aylarda aylık bazda enflasyondaki yavaşlama eğilimi cümlesini görüyorduk. Mayıs ayındaki zirve yapan enflasyon sonrasında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonun geri gelmesiyle başlayan dezenflasyon süreci sonrasında faiz indirim beklentileri de artarak konuşulmaya başlanmıştı. Fakat biraz önce de söylediğim gibi Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte faiz indirim konusunun kısa vadeli rafa kalktığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın da TÜİK enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi açıklaması ardından para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar karlılıkla sürdüreceklerini aslında açıkladı. Ve bu mesajlarla birlikte bizim de Kasım ayında beklediğimiz faiz indirim döngüsünü Aralık ayına öteledik diyebilirim. Ama bunda da Aralık da ötelenebilir. Eğer Ekim ayı %1,5'un aylık bazda enflasyonda %1,5'un üstünde gelirse diye düşünüyorum. Benzer görüşlere de yabancı kuruluşlarda hakim. En son Morgan Stanley, UBS, Barclays, JP Morgan ve BBVA gibi gruplarda Eylül enflasyonu sonrasında Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü ay bazında ötelediklerini açıklamıştı. Yüksek faiz ortamında risksiz getirilerin enflasyon karşısında yeterli kalabildiğine dair algı Borsa İstanbul tarafında baskılayan bir diğer unsur. Onu da belirteyim, zaten yabancı yatırımcılar da şu an biraz daha risksiz getiriler, yani dipsler tarafına odaklanmış durumda. Ki 2024 yılında yabancıların hisse dips işlemlerine baktığınız zaman dipslerdeki yoğunlaşma oldukça yüksek. Amerika'da enflasyon verisi. Yurt içinden biraz da yurt dışına geçelim. Fed'in 50 bas puanlık jumbo faiz indirimi sonrasında gözler önce bugünkü tarım dışı istihdam verisine, sonra ise 10 Ekim'de Eylül ayı enflasyon verisine çevrilecek. İstihdamdaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi iç talep tarafını baskılayabileceği gibi enflasyonun da geri çekilmesini hızlandırabilir. Eylül ayında enerji fiyatlarının da düşmesi sonrasında ABD'de enflasyonun yıllık bazda %2,5'tan %2,3'e geri çekilmesini bekliyoruz. Ki %2'lik hedefe de adım adım yaklaşan bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Bu sürecin devam etmesi durumunda da o yıl sonuna kadarki 50 bas puanlık faiz indirimine hemen hemen kesin gözüyle bakılabilir. Beklentimiz Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25'er bas puanlık faiz indirimi yapması yönünde. Anketler tarafına da baktığımız zaman 125 bas puanlık faiz indirimi Kasım ayı için %66'lık bir oy oranına sahip. Tabii ki o taraftan gelecek haber akışlarının etkisi kısa vadeli risk iştahını olumlu yönde etkileyebilir. Jeopolitik gerginliklerin etkisi, Fed'in faiz indirim döngüsünün devam edebileceğine dair beklenti de güvenli limanları olan geçişleri hızlandırıyor. Altın ve gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında buradaki hikaye, evet, normal şartlar altında Fed'in faiz indirim döngüsü, resesyondan çıkılması için yapacağı faiz indirimleri ya da büyüme odaklı strateji çerçevesinde faiz indirimlerine başlamasıydı altın ve gümüş fiyatlarında. Ama jeopolitik gerginlikler o kadar çok ayyuka çıktı ki buradaki süreçte güvenli limanları olan geçişlerinde hızlanması otomatikman talebi arttırdı. Gümüş tarafında sadece bu hikayeler değil, bu hikayelerden ziyade biliyorsunuz ki teknoloji ve elektrikli otomotiv tarafında birçok ara madde de gümüşten aslında kullanılıyor. Bu kapsamda da elektrikli araç hikayesinin artarak devam edeceği bir noktada otomatikman ara madde olan gümüşe olan talebin de artması yukarı yönlü hareketleri de ayrıca tetikliyor diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler, iyi haftalar, iyi seanslar, hoşça kalın.